Merhaba web teknoloji izleyicileri. Bu videomuzda sizler için Android'de kullanabileceğiniz 5 tane yararlı uygulama inceleyeceğiz. Uygulamalarımıza bakalım bir. İlk uygulamamızın adı videodur. Açalım uygulamayı. Uygulamayı dik konumda kullanıyorsunuz. Uygulamanın temel mantığı şu. Instagram'daki fotoğrafları ve videoları telefonunuza kaydedebiliyorsunuz. Burada search kısmı var. Search kısmından enter username kısmına istediğiniz kişinin Instagram hesabını yazdığınız zaman o kişinin fotoğraflarına ve videolarına ulaşabiliyorsunuz ve onları tam boyutlu indirebiliyorsunuz. Enter username kısmından Instagram hesabını yazıyoruz. Şöyle KeşKedi yazalım buraya. Arıyoruz. Çıktı en yukarıda. Uygulamayı bir dik böyle bir yan konumda kullanıyoruz. Bu arada bu Keli'yi de takip edin. Çok değişik bir kedi. Ya yani bir sürü kediler var böyle. Siz de yollayabiliyor musunuz? Emin değilim ama neyse tıkladığım fotoğrafı download dediğimiz zaman buradaki downloads kısmına fotoğrafı indiriyor. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi üstten bildirim olarak da geldi. Show dediğimiz zaman bunu galeride açabiliyoruz. Uygulama bu şekilde Instagram'da istediğiniz birinin videosunu veya fotoğrafını indirebiliyorsunuz. Bu arada uygulamanın güzelliği yüksek çözünürlükte indir yani adamın fotoğrafı attığı hali gibi indiriyor. Gördüğünüz gibi hani fotoğrafta bir bozulma yok. Diğer uygulamamıza geçelim. Diğer uygulamamızın adı Copy Bubble. Şurada zaten geliyor buraya. Açalım uygulamayı. Burada ayarlar kısmı araştığımız zaman. Bu ayarlar aslında çok da önemli değil. Şöyle uygulamanın mantığını anlatayım ben size. Android sistemde bir şey kopyaladığınız zaman bazı hani böyle daha yeni telefonlarda panoya kopyalıyor. 3-5 şeyi kopyalayabiliyorsunuz ama birçok Android cihazda bu yok. Bu uygulama bu işe yarıyor arkadaşlar. Buraya bir şeyler yazalım. Mesela girdik bu haberi. Şu kısmı kopyalayacağız. Copy dediğimiz zaman bunu direkt uygulamanın içine atıyor. Şurada gördüğünüz gibi çıktı bu. İstersek bunu paylaşabiliyoruz, buradan kaldırabiliyoruz ya da istersek bunu paylaşabiliyoruz ya da kaldırabiliyoruz. Paylaş seçeneklerinde işte sizin tabletinizde, telefonunuzda neler varsa oradan paylaşmanızı sağlıyor. Şöyle bir şey daha kopyalayayım ben buradan. Mesela şu linki kopyalayalım. Copy diyoruz. Gördüğünüz gibi iki oldu oradaki simge. Bunu da kopyaladı buraya. Buna tıkladığımız zaman direkt adrese gidiyor. Ya gitsene daha temin gittin ya. Buraya da gördüğünüz gibi üst tarafa ikinci kopyaladığımız şeyi kopyaladı. Sınırsız kopyalayabiliyorsunuz uygulamaya. Ne işime yarayacak derseniz hani güzel bir haber gördünüz. Mesela arka arkaya 5-6 tane haber. Onların hepsinin linkini kopyalayıp bu uygulamaya atıp eve gittiğiniz zaman buradan sırayla hepsine bakabiliyorsunuz. Kaldıralım bunları. Bu uygulamada bu şekilde arkadaşlar. Diğer uygulamamıza geçelim. Diğer uygulamamızın adı SwiftKey. Bu bir klavye uygulaması arkadaşlar kullanımı bayağı kolaylaştırıyor aslında. İlk açtığımız zaman aktif etmemiz lazım. Enable SwiftKey diyoruz. Bizi ayarlara gönderiyor. Buradan SwiftKey'i seçiyoruz. Daha sonra giriş metodunu seçin diyor. Buradan yine SwiftKey'i seçiyoruz. Her şeyi zaten kendi ayarlıyor. Buradan da işte daha detaylı bilgi alın, işte Google'la bağlanın vesaire gibi ekstra şeyler olmasını sağlıyor. Şimdi bir gelelim şöyle Chrome'a. Gördüğünüz gibi alt tarafta Swift klavyesi çıktı. Bu klavyenin bir güzel tarafı şu olay var. Hani şöyle dolaşarak bir şeyler yazabiliyoruz. Ve güzel tarafı da sizin daha önce girdiğiniz kelimeleri hafızasında tutuyor. Ve yanlış bile yazsanız hani o kelimeyi gireceğinizi anlayıp o şekilde kelimeyi direkt olarak çıkartıyor. Dilerseniz klavyenin dilini Türkçe'de yapabiliyorsunuz. Şurada ayarlar sekmesi var. Buradan temaları ayarlayabiliyorsunuz. Resize yapabilirsiniz isterseniz klavyeyi. Buradan boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz klavyeyi ikiye bölebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Hani böyle yazması daha rahat diyorsanız buraya, bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da şu şekilde sadece bir tarafa atayabiliyorsunuz. İsterseniz bu tarafa da atayabilirsiniz. Klavye aslında çok güzel. Hani kullandıkça alışacağınız bir klavye ve sürekli kullanırsanız emin olun bırakamayacaksınız. Türkçe ayar yapmasını da göstereyim. Şuradan settings'e geliyoruz. Settings'e geldik. Burada dil ekleyebiliyoruz. Neler varmış? Ya bir sürü dil var gördüğünüz gibi. Buradan Türkçe'yi seçelim. Türkçe'yi seçtik. Türkçe aktif oldu. Türkçe'yi seçtik. Türkçe aktif oldu. Finish diyoruz. Ve şimdi artık klavyemizde gördüğünüz gibi Türkçe karakterler de gelmiş oldu. SwiftKey bu şekilde arkadaşlar. Diğer uygulamamıza geçelim. Google'ın çıkartmış olduğu not tutma uygulaması Keep. Açıyoruz Keep'i. Bu Keep'in güzel yanı siz buraya bir not alıyorsunuz. Bunu aynı anda sizin mail adresinize de yönlendiriyor. Google Drive'ınıza da yönlendiriyor. O yüzden aslında hani bilgisayarla bütün olarak çalışabileceğiniz bir not uygulaması bu. Add Quick Note diyoruz. Buradan bir şeyler yazalım. Şimdi gördüğünüz gibi bizim notumuzu buraya ekledi. Uygulamanın arayüzünü böyle mantar pano gibi yapmışlar aslında. Bayağı güzel olmuş. Hani sade ve anlaşılabilir bir not tutma uygulaması diyebiliriz. Google'ın çıkarttığı bir hizmet zaten. O yüzden gönül rahatlığıyla notlarınızı burada tutabilirsiniz. Buradan yeni not ve nota başlık ekleyebiliyoruz. Dilersek bu not için buradan hatırlatma da kurabiliyoruz. Remind me diye bir seçenek var. Hani Evernote diye de bir uygulama var onu da kullanabilirsiniz. Ancak bu Google ile entegre çalıştığı için bunu kullanmanız, hani Gmail hesabı kullananlar için zaten günümüzde Google ile çalışmayan kalmamıştır artık. Çok yararlı olacaktır. Son uygulamamıza geçelim. Son uygulama aslında biraz böyle komiklik, şakalık yapmak isteyen insanlar için böyle kullanabilecekleri bir uygulama. Sesi değiştiriyor arkadaşlar. Uygulamanın adı Change My Voice. Aşağıda burada seçenekler var görüyorsunuz. Kaydede basıyoruz. Sesimizi kaydediyor ve daha sonra o sesleri değiştirmemizi sağlıyor. Şu an bu konuşmamı kaydetti benim. Gördüğünüz gibi saçma sapan efektler vermek istiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Burada presets kısmı var. Buradan istersek işte mesela kadın sesi yapabiliyor, çocuk sesi yapabiliyor. Şu çocuğu bir deneyelim bakalım. Merhaba, merhaba ses deneme. Merhaba, merhaba ses deneme. E bu kele olandaki cüce var diye onun sesine benzeri biraz. Neyse bu uygulamada bu şekilde indirip kurcalarsanız zaten bunların boyutları çok düşük. Bu uygulama da bu şekilde arkadaşlar. Değişik şakalar yapmak isteyenler için kullanışlı bir uygulama. Bu videomuzda sizlere işlevsel olduğunu düşündüğümüz Android için yapılmış 5 tane uygulama tanıttık. Bir özet geçelim isterseniz. Video der, videodur ya da nasıl okunuyorsa artık. Instagram'daki video ve fotoğrafları tam boyutlu indirmenizi sağlayan bir uygulama. Kullanıcı adını giriyorsunuz ve indirebiliyorsunuz fotoğrafı videoyu. Copy Bubble arka arkaya 5-10 işte ne kadar isterseniz o kadar içeriği kopyalamanızı, yazıyı kopyalamanızı sağlayan bir uygulama. Bunlar sadece Android'de arkadaşlar. Diğer platformlarda yok. Ücretsiz durumda. SwiftKey bir klavye uygulaması. Klavyede yazma hızınızı arttıracağını düşündüğümüz bir uygulama. İndirip denersiniz zaten. Bu da sadece Android'de var ama iOS 8 desteğiyle birlikte muhtemelen Apple cihazları da gelecektir. Keep Google'ın çıkarttığı not tutma uygulaması. Bu Android'de var, iOS'ta yok. Bu biraz bizi şaşırttı aslında. Böyle hani Google'ın çıkarttığı bir uygulamanın iOS'a da çıkmamış olması şaşırtıcı. Muhtemelen bu Android iOS düşmanlığından dolayı böyle bir kıllık yaptı Google. Onun dışında Change My Voice tanıttık. Change My Voice uygulaması da sesinizi değiştirebildiğiniz, komiklikler yapabileceğiniz bir uygulama. Bu da sadece Android'de var ama bunun birçok muadili tabii ki de Apple cihazlarda ve Windows fonlarda bulabilirsiniz. Bu uygulamaların hepsi ücretsiz arkadaşlar. Hepsi işinize yarayabilecek uygulamalar. Bir indirip denersiniz sizde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.